Bendeniz tercüme kalitesi, Türkçe literatürde tercüme kalitesinin düşündürdükleri üzerine bir tebliğ sunacağım. İki gündür sabahtan akşama Türk dilinin serencamı üzerine çok şey söylendi. Dilimizde sadeleştirme ya da arılaştırma adı altında yapılan operasyonların, zorlama operasyonların dilde yarattığı tahrifat üzerine çok konuşuldu. Şimdi böylesi tahrif edilmiş, fakirleştirilmiş bir dile kelime haznesi ya da sözcük dağarcığı çok geniş olan bir dilden, örneğin İngilizceden tercüme yaparken yaşadığımız çok ciddi bir takım sıkıntılar var. Onların bir kısmını sizlerle paylaşmaya çalışacağım efendim. Tercümenin öneminin yanı sıra tercümeyi kaliteli kılan vasıflar, kaliteli bir tercümede ne tür vasıflar olmalı? Kaliteli iyi bir mütercimin vasıfları ne olmalı? Ve de Türkçe'de gördüğümüz bazı önemli tercüme hataları, zorlukları üzerine değineceğim. Tercüme malum bir dilden diğerine yapılan aktarma. Bir dildeki meramımızı başka bir dilde anlatma sanatı. Yazılı olabilir, sözlü olabilir. Onun için mütercim, tercümanlık denen bölümlerimiz var. Bazısı sözel olarak anında tercüme, ona tercümanlık diyoruz genellikle. Tercüme ya da çeviri sözcüğünü, kelimesini ise daha çok yazılı bir metni başka bir dile aktarma anlamında kullanıyoruz. Bu iletişim kurmamızı sağlıyor. Haberleşmeyi sağlıyor. Anlaşmayı sağlıyor. Farklı topluluklar arasında, farklı kavimler arasında, insan topluluklar arasında hem anlaşma, meramımızı anlatma, hem de İnsanlığın ortak birikimi sayılabilecek bir dilde üretilmiş felsefi, kültürel, sanatsal, entelektüel bir eserin başka bir dile kazandırılması, dolayısıyla bu tür seçkin eserlerin insanlığın ortak hazinesi haline getirmesine çok ciddi katkısı oluyor. Kavimler halinde yaratılmamız, farklı dilleri konuşmamız, Kur'an-ı Kerim'in de ifadesiyle ilahi iradenin muradı zaten. Birbirinizle konuşasınız, anlaşasınız diye sizleri kavimler halinde yarattık deniyor. Dolayısıyla yaratılış düzenine uygun tercümeye ihtiyacımız var. Ayrıca eğer konuşarak anlaşamazsak, ki insanoğlunun içinde hem yücelerin yücesine bir eğilim var hem de aşağıların aşağısına. Eğer derdimizi, meramımızı konuşarak anlaşamaz, ihtiyacımızı konuşarak gideremezsek, barışçı yollardan derdimizi anlatamazsak, Allah korusun, bunun alternatifi savaşma, yıkım, talan. Bundan dolayı da tercümenin önemli olduğunu söyleyebiliriz. Tercümeye iki farklı yaklaşım var başlıca değerli dostlar. Bir tanesi şimdi Türkçeyi sala bindirdik, sele verdik, yarı espri ama yarı aynı zamanda uyarı var. Selli sallı çok konuşmayalım ama bazen de selli sallı konuşma ihtiyacı duyuyoruz. Çünkü İngilizceden Türkçe'ye kavramı tam olarak aktaramıyoruz. Tam karşılığı yok. Eski dilde ya yok ya biz bilmiyoruz ya sonradan ortaya çıkmış bir kavram zaten. Bu anlamda tercümeye iki farklı yaklaşımdan bahsederken contrastive diye bir kavram var, oraya yazdım. Contrastive ayrımsal demek. Yani iki nesne, iki olgu arasında farklılıklara dikkat çeken demek. Bu anlamda karşılaştırmayı iki şekilde yapabiliriz arkadaşlar. İki nesne arasındaki ortak özelliklere dikkat çeken, ona compare diyorlar İngilizce konuşanlar, compare. Contrast ise zıtlıklara dikkat çeken karşılaştırma. Türkçe'de maalesef sadece karşılaştırma diyoruz, kıyaslama diyoruz ama yani benzer yanları karşılaştırma diye ayrı bir kelimemiz yok bizim. En azından benim bildiğim kadarıyla yok. Bu anlamda contrastive yaklaşım, diller arasındaki farklılıklara dikkat çeken ve tercüme sırasında ana metne sadakate vurgu yapan bir yaklaşım. Ana metinden çok sapmayacaksınız ve orijinal yazar ana metinde neyi kastediyorsa siz de o kasıtla tercüme yapacaksınız demeye getiriyor. Peki ikinci yaklaşım fonksiyonalist, işlevselci yaklaşım dediğimiz yaklaşım. O ise biraz daha serbest olalım diyor. Ana metnindeki vatandaşın ne söylediği, nasıl söylediğine çok fazla dikkat etmeye gerek yok. Asıl sizin göz önünde bulundurması gereken kitle, okuyucu kitlesi.
Okuyucu bundan ne anlar, nasıl anlar, ne tür kültürel özelliklere sahip, onlara dikkat edin. Dolayısıyla ana metinden epeyce sapsanız da olur demeye getiren, daha böyle serbest çeviriye cevaz veren bir yaklaşım. Peki, kısa keselim. Şimdi birazdan değerli başkanımız bize, hoca bir dakika falan diye, ama neyse, Allah'tan gelmeyenlerimiz var. Hocam oradan azıcık kazanabilir miyiz? Devam güzel. Edin efendim lütfen. Eyvallah, peki. Efendim, iyi bir tercüme metinde bir sürü özellik sayılabilir ama kaliteli iyi bir tercümenin vasıfları neler deseniz, iki tanesini özellikle vurgulamak isterim. Bir tanesi, eserin tam çevirisi olmalı. Eksiksiz olmalı. Zira işinize gelen yeri çevirip gelmeyen yeri çevirmemek, kolay bulduğunuz yeri çevirip, efendime söyleyeyim, zor gelen metni çevirmemek, bir, eserin sahibine saygısızlık, iki, eserin kendisine saygısızlık, üç, okuyacak olan insanlara saygısızlık. Çünkü muhtemeldir ki o orijinal metinde zaten bir mantıksal kurgu vardır. Her bir bölüm kendi içerisinde bir tutarlılığa sahiptir. Her bir bölümün o bütünlük içerisinde bir anlamı vardır. Eğer siz dini nedenlerle, felsefi nedenlerle, işinize gelmeyen nedenlerle, yetersizlikten kaynaklanan nedenlerle metnin bir kısmını çevirip bir kısmını bırakırsanız, hakikaten hem orijinal esere, hem orijinal eserin sahibine, hem de onu okuyacak olan insanlara bence saygısızlık yapmış olursunuz. Ve maalesef Türkçe'de bu şekilde orijinal metinden sapmış, işine gelmeyen yerleri görmemiş, bazı yerleri hiç dahil etmemiş çevirilere ben çok rastladım arkadaşlar. İkincisi, dil. Dilin anlaşılır bir dil olması şart. Yani tercümeden maksat zaten anlamak, anlaşılmayı sağlamak. Yani oradaki vatandaş ana dilinde, orijinal dilinde ne söylemiş? Bunu anlatamıyorsanız, siyasi ideolojik gerekçelerle, işte o uydurukça dediğimiz, sonradan işte halkın anlamadığı, insanların konuşmadığı, bırakın sokaktaki sıradan vatandaşın, bayağı kelli felli diplomalı insanların bile anlamakta zorluk çektiği bir dil kullanırsanız o metinde, o çeviriyi yapmayın, daha iyi belli. Bir anlamı yok, maksat hasıl olmuyor. Bu anlamda bir tercümede ben iki vasıfa bakarım. Bir, tam metin çevirisi mi bu? Eksiksiz bir çevirimi. İki, dili anlaşılır bir dil mi? Peki tercümeyi kim yapacak? Mütercim yapacak. Çeviriyi kim yapacak? Çevirmen yapacak. Bu vatandaşta ne tür özellikler aramalıyız diye sorduğumuzda aklıma gelen özellikleri sizlerle paylaştım. Bir, mütercim yahut çevirmen, çeviriyi yapacak olan insan kendi ana dilini bir kere iyi bilecek. Kendi ana dilini, yani hedef kitleyi gözeterek yapacağı çevirinin dilini iyi bilmeyen vatandaşın bu işe kalkışmaması lazım. Çünkü altında kalıyor. Ondan sonra bir takım kavramları hakkını vermeden, orasından burasından böyle zorlayarak çeviriyor. Ondan sonra hakikaten siz o dilin inceliklerine aşinaysanız onu fark edebiliyorsunuz filan. O nedenle ana dilini iyi bilmeyen vatandaştan iyi mütercim olmaz, iyi çevirmen olmaz. İki, kaynak dili, yani çevireceği metnin dilini iyi bilmek. Bu konuda da çok ciddi yetersizlikler ortaya çıkabiliyor. Vatandaş kendisi anlamaktan aciz. O gerektirdiği terminolojiye hakim değil. İlmi ıstılahlara hakim değil. Onun gerektirdiği altyapısı yok. Ama buna rağmen biraz popülariteden, birisi teşvik ettiği için, birisi gaza getirdiği için vesaire çeşitli sebeplerle tercümeye girişmiş. Ama görüyorsunuz ki altında kalmış. Becerememiş. Olmuyor. Maksat hasıl olmuyor. O nedenle mütercimin hem ana dilini hem de kaynak dili gerçekten de iyi bilmesi şart. Bir üçüncüsü, belki sıradan kelimeleri rahatlıkla sözlükte karşılığını bulabiliriz. Motamot çeviriyi yapabiliriz ama bir de deyimler, atasözleri, özdeyişler dağarcığı var. Normal günlük kullanımından tamamen sapmış, bambaşka anlam kazanmış kelime öbekleri var. Bunlara aşinalık şart. Eğer bunlara aşina olmayan birisine çeviri yaptırmaya kalkarsak, bazen böyle orijinal batılı filmleri Türkçeleştiren çevirilerde görüyorum. Sen bir piliçsin diye bir ifade. Allah'ım yarabbim, ya bu ne olabilir diyorum ya. Adam karşıdaki kızarak söylüyor. You are a chicken diyor, tamam mı? Eğer bunu motamot, eğer deyimler, sözlükler, özdeyişler, atasözleri dağarcığına sahip değilseniz, siz sen bir ördeksin diye veya sen bir piliçsin diye çevirirsin. Ama adam öyle demiyor. Adam kızgın. Adam sen ödleyin tekisin diyor. Tamam mı? You are a chicken diyorsa sen ödleyin tekisin. Bunu bilmiyordan ve öyle çevirirsen olmadı gitti. Ruhunu öldürdün ifadenin.
Dolayısıyla deyimler, özdeyişler, atasözleri dağarcığına hakim olmak son derece önemli. Teknik bir metin çeviriyorsak, teknik terimler varsa, ilmi ıstılahlar varsa eskilerin güzel tabiriyle onlara aşina olması lazım. Onun gerektirdiği altyapıya, birikime, background'a, arka plan bilgisine mütercimin sahip olması lazım. Sonra az önce bahsettiğim iki yaklaşım vardı ya, bir tanesi ana metne sadık kalacaksın diyen yaklaşım, bir tanesi de ya kafana göre takıl, yeter ki karşıdaki vatandaş seni anlasın diyen. Bence her iki yaklaşımı da aşırı zorlarsak, yani diğer tarafı bir kenara tamamen bırakırsak doğru bir şey yapmış olmayız. Bence orta yolcu bir yaklaşım en sağlıklısı. Yani bir taraftan ana metne sadakat, zira esere ve yazarına sadakatin yahut da saygının gereği ana metinden çok kopmamak gerekir. Ana metne sadık olmak gerekir. Ama bunu yapayım derken aşırıya gider de motamot birebir lafızcı, literalist İngilizce tabiriyle bir çeviriye kalkarsanız çoğu zaman kendi dilinizin kültürel özellikleri, söz dizimi, sentaksı, grameri vesaire vesaire nedeniyle maalesef siz ana metne sadık kalayım derken manayı kaçırırsınız. Karşıdaki vatan ya ne diyor bu diye bir daha okuma ihtiyacında olur. Üç kere okusa da anlamaz. Çünkü orada bir tercüme kokan bir taraf vardır. Tercüme kokmak lafı hakikaten hoş bir laf. Eğer siz ben bu metni eğer ana dilimde kendim yazsaydım acaba nasıl yazardım? Optiğini gözetmeden tercüme yaparsanız, sadece kelimeler karşılasın yeter derseniz o zaman ortaya tercüme kokan bir metin çıkar. O da kaliteli bir tercüme olmaktan çıkar arkadaşlar. Sonuç olarak. Efendim? Sonuç olarak. Peki, Türkçe'ye tercüme yapmanın zorluklarına değinelim. Kelime hazinemiz ne yazık ki fakir. Bunu açık ve net bir şekilde söyleyelim. Burada büyük Türkçe sözlüğün yazarı değerli üstadımız var. Kendisiyle teyit ettim bir kez daha yemekte. Türkçe, bugün kullandığımız Türkçe'de üstelik Mehmet abinin sözlüğü sadece bugün kullandığımız günlük konuşma dilini aşan Osmanlıca birçok kelimeyi de içeriyor. Buna rağmen 130 bin civarında kelime içeriyor sözlük. Oysa İngilizce'de bildiğim kadarıyla 850 bin civarında kelime var. Şimdi böyle bir kelime dağarcığı zengin bir dilden taş çatlasa 120-130 bin kelimelik bir dile tercüme yapmaya kalkarsanız çoğu yerde zorlanıyorsunuz. Birkaç tane örnek verdim size. Bazı kelimelerin ne yazık ki Türkçe'de, bugün kullandığımız Türkçe'de karşılığı yok. Eğer Osmanlıca yaşayan bir dil olsaydı bugün belki birebir muadillerini bulmak çok daha kolay olabilirdi. Ama bugün yok. Örneğin bir 100 kelimesi var arkadaşlar. Biz şu gördüğümüz organa da, yani gözümüz, kaşımız, işte burnumuz, ağzımız, organa da 100 diyoruz. 99 artı 1'e de 100 diyoruz. Efendim bir olayın şu yönü de var canım anlamında da ona da 100. Olayın bir de şu yüzüne bakmak lazım derken de 100 diyoruz. Bunların her biri İngilizce'de ayrı ayrı kelimeler. Birisi 100 diyor, ötekine face diyor, ötekine feature diyor, ötekine aspect diyor. Dolayısıyla 4 farklı kelimeyi biz bugün tek bir kelimeyle karşılamaya çalışıyoruz. Olmuyor. Veçe daha var. Neler ne? Aynen. Durmuş, hocam. Durmuş Güney hocam. Söylemişti kısaca. <Evet. gülüyor> Ha, eğer Osmanlıcayı kullanmış olsaydık, dili fakirleştirmemiş olsaydık, operasyon yapmamış olsaydık amenna. Ama bugünkü dilimizle maalesef İngilizceden Türkçe'ye tercüme yaparken çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalıyoruz. Bir stres kelimesiyle karşıladığımız eski dildeki bakın karşılığında. Kasvet, elem, keder, gam, efendime söyleyeyim daha bir sürü üzüntü vesaire bir sürü kelime var. Hayati İnanç Dener'de 17 karşılık veriyordu. Durmuş Güney hocam 30 kelimeden falan bahsetti. Elhasılı bel kelam. Kelime dağarcığımızdaki fakirleşme tercümeyi zorlaştırıyor. Tercüme kalitesini düşüren başka sebepler var. Tam metnin çevrilmemiş olması. Ondan sonra kullanılan dilin, efendime söyleyeyim yaşayan dille, halkın kullandığı, anladığı dille örtüşmemesi. Orijinal metinden tamamen sapmalar, ondan sonra da fazlasıyla lafızcı, motamot, birebir, literalist çeviri, bazen de yanlış çeviri. Açıkça zaten o metin öyle söylemiyor. Ben doğrusunu isterseniz 15 kitabım şu ana kadar İngilizceden Türkçe'ye çevirdiğim kitap yayımlandı. 16.sını şu anda çeviriyorum. İşlerinde Adam Smith'in Milletlerin Zenginliği gibi dünya düşünce tarihinde bugüne kadar yazılmış en etkili 10 eserden birisi bile var. Bunlardan bir tanesi özellikle Milletlerin Zenginliği. Daha önce ben çevirmeden önce 3 veya 4 çevirisi var Türkçe'de.
O zaman hocam beşinciyi niye çeviriyorsun demek haklı bir soru. Ben de bu soruyu kendime sormuştum doğrusu. Onun için ilk yaptığım şey yayıncıdan teklif geldiğinde ben doğrusu prensip olarak Adam Smith gibi fikirlerinin pek çoğuna katıldığım, dünya düşüncesinin gidişini değiştirmiş, fikirleriyle hakikaten tarihin gidişine damga vurmuş insanlardan birisinin baş ucu eserini çevirmeye arzu ederdim. Ama zaten çevirileri var. İyi bir çeviri olsaydı niye çevireceksin? Tuttum çevirileri koydum yan yana. Orijinal metinde elimde. Bakıyorum arkadaşlar. Yanlış çevirimi dersiniz. Eksik çevirimi dersiniz. Adamın kendisi, mütercimin kendisi zaten metnin altında kalmış mı dersiniz? Kitabın bir kısmı zaten hiç alınmamış. İşte 5 tane kitabı var orijinalde. 3'ünü çevirmişler, 2'sini çevirmemişler. Bunun gibi fecaat derecesinde hatalar gördüğüm için 4. veya 5. çevireyi yapmak zorunda kaldım. Üstad bağlıyorum. Son slaytım bağlıyorum. Efendim. Serbest mallar diye bir laf var iktisatta. İktisatçı var mı aramızda benden hariç? Yok. Peki iktisata giriş dersi alan var mı? İktisata giriş üniversitede. Peki. Değerli arkadaşlar, serbest mallar diye bir laf var. Benim hep aklıma takılmıştı bu. Lisans düzeyinde öğrenciyken ya serbest mallar diye bilmem ne yani. İngilizcesine diye baktım. Free goods. Ekonomik mallar var. Bir iktisadi mallar. Bir de serbest mallar demiş adam. Anlamlı değil. İktisadi mallar kıt oldukları için ancak belli bir bedel ödeyerek edinebildiğimiz mallardır. Bu iktisadi economic goods. Onun karşılığı free goods. Sadece güneş ve hava gibi hepimizin ihtiyacını bol bol karşılayabilecek kadar. Ama Allah'ın gani gani verdiği iki ürün var. Bunlar free goods demiş adam, bedava mal. Çünkü free kavramı hem özgür, serbest anlamına gelir hem de bedava, bedel ödemeden alınabilen anlamına gelir. Bunu vaktiyle aklı evvel o vatandaş kimse onu ilk Türkçe literatüre aktaran free goods'un free anlamı böyle özgür, serbest anlamını biliyor ama bedava anlamını bilmediği anlaşılıyor. Doğrusu serbest mal değil, bedava mallar olacak. Efendim başka birisi. Ampirik diyorlar. Abi yapmayın lütfen. Ampirik diye bir kelime yok. Bunun aslı empirical. Görgül demek İngilizce, gözleme dayalı demek, tecrübi demek, deneysel demek, deneyden çıkarılan demek. Bakın bir sürü şey, hadi ille de batı dillerinden aktarma kulağa o şekilde gezin diyorsanız bunu ampirik deme kardeşim, empirik bu. Orijinali kibar. Bunu bir de hanım kardeşlerin karşısında böyle kocaman kelli felli adamlar ampirik ampirik diyor. Allah'ım da çıldıracak olacağım. Allah rızası için aklınızda olsun. Kelime empiriktir, ampirik değildir. Doğrusu empirik. Ve de bunun güzel Türkçe'yi görgül, tecrübi, deneysel, deneyimsel vesaire vesaire, gözlemsel. İnsan anlığı diye bir çevirim var arkadaşlar. İnsan anlığı. Aklınıza bir şey gelmiyor. Allah rızası için soruyorum size. İnsan anlığı. John Locke gibi yine düşünce tarihinin köşe taşı diyebileceğimiz insanlardan bir tanesi. Bugün hala siyaset felsefesinde, iktisatta kullanılan pek çok kavramın öyle orijinal geliştiren insanlardan. Onun Human Understanding diye bir kitabı var. Human Understanding. Bunu insan anlığı diye çevirmişler. Ya ben bu işin mürekkebini alıyorum 40 yıldır. İnsan anlığı deyince aklıma bir şey gelmiyor arkadaş. Ama insan idraki derseniz, insan anlayışı derseniz o zaman bir şey... Human Understanding yani. Lütfen. Dolayısıyla böyle fecaat derecesinde hatalar Adam Smith Milletlerin Zenginliği'nden mevcut çevirilerden bir tanesinden birkaç örnek verdim bakın burada. Legal rate of interest kelimesi kanunlu faiz kertesi diye çevirmiş vatandaş. Bugün hiçbirimiz kanunlu faiz kertesi diye bir kelime kullanmıyoruz abi. Yasal faiz oranı, kanuni faiz haddi diye bir şey var. Bu yok. Adam kanunlu faiz kertesi demiş. Allah'ım ya. Banishes lafını dışarı uğratmaktadır diyor. Halbuki bunun bugün kullandığımız senin benim anlayacağım karşılığı def etmektedir yani. Get out of here diyor yani, tamam mı? Çık git diyor. Bunu arkadaş dışarı uğratmaktadır. Bana hiç aynı anlamı vermiyor. Başka consumption diye temel bir kavram iktisatta kullanılan consumption. Tüketim demek. Bunu yoğaltım dedik mi yani pek çok vatandaş anlamaz bunu. Başka happy climate diye bir laf var. Happy climate. Motomot birebir çevirirseniz mutlu iklim. Mutlu iklim deyince ne anlaşılır Allah'tan size soruyorum. Bu uygun iklim diyebilirsiniz. Uygun iklim koşulları diyebilirsiniz. İklim koşulları uygun olursa tarımda üretim fazla olur. Bu mutlu iklim derseniz kimse bir şey anlamaz. Bunlar doğru değil gibi. Neyse you are a chicken lafını daha önce söylemiştim. Sen bir piliçsin dersen olmaz kardeşim. You are a chicken lafı sen ödleyin tekisin, sen korkaksın falan anlamına gelen bir şey. Kuş beyinli.
Kuş beyinli aynen. Evet. Peki. Özet olarak. Efendim, el hasılı vel kelam. Türkçe tercüme kalitesinde hakikaten çok ciddi fecaat derecesinde hatalarımız var. Şimdiye kadar orijinaliyle karşılaştırma imkanı bulduğum çevirilerden hakkını vermiş olan bravo dediğim sadece rahmetli Erol Güngör hocamın, efendime söyleyeyim, dünya tarihi değiştiren kitap yok. Dünyayı değiştiren kitaplar diye harika bir çevirisi var. Yani olsa bu kadar olur diyorsunuz. Onun dışında pek çok Türkçe'ye tercüme edilmiş kitap okudum. Hiçbirisinde takılmadığım, olsa bu kadar olur dediğim yer olmadı. Orijinaliyle karşılaştırdığım, nerede takılmışsam mutlaka orada bir hata buldum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bence bu anlamda tercüme külliyatımızın baştan sona bir gözden geçirilmesinde fayda var diyorum. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.